Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 12. sefir 82. kısım. 24. soru. İsimler neyle başlamıştır? Bu sözün bu yolda yani tasavvufta kullanımı iki durumu gerektirir. Birincisi isimlerin ilkinden sormak, ikincisi isimlerin başladığı eserlerden soru sormak. Her iki durumda isimlerin gösterdiği şeyin sonuçlarıdır. Bu nedir? Varlık veya yokluk mudur? Ne varlık ne yokluk mudur? İsimler nispetlerdir. Dolayısıyla hadislik yani sonradanlık veya kadimliğe konu olmazlar. Bu nitelemeyi varlık ve yokluk kabul eder. Bilmelisin ki bizim bildiğimiz ilahi isimler, ilahi isimlerin isimleridir. Söz konusu isimler ile Allah kendisini mütekellim yani konuşan olması yönden isimlendirmiştir. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız açıklama bildiğimiz isimlere göre bu isimlerin gösterdikleri şey olacaktır. İsimlerin gösterdiği mazharlar yönünden ve kelamı yönünden bu isimlerle isimlendirilendir. Allah'ın kelamı ise onun bilgisi, bilgisi de zatıdır. Öyleyse Allah zatı yönünden bu isimlerle isimlendirilmiştir. Nispetler ise nitelenen için bütün yönlerden mutlak birlik ile düşünülemez. İsimler nispetlerin öğrenilmesiyle anlaşılabilir ve nispetler alem diye ifade edilen mazhallar öğrenilmeksizin öğrenilemez. Bu durumda nispetler mazhalların varlığıyla meydana gelir. Çünkü mazhallar dış varlık olmaları yönünden meydana gelmemiştir. Mazhar olmaları yönünden ise sonradan olmuşlardır. Bu yönüyle nispetler sonradan olmuştur. İsimler de onlara tabidir ve hükmü makul olmakla birlikte onların varlığı yoktur. Bu sabit olduğunda isimler neyle başlamıştır diyen kişi, nispetler neyle başlamıştır demektedir. Nispet iki şey arasında var olmayan akledilir durumlardır. Bu durumda ise ya birinciye mensup olması yönünden ya da eserin onu göstermesi yönünden nispet için konuşabiliriz. Nispete eserinin delaleti yönünden değil, isimlendirilen yönünden bakarsak isimlerin başlangıcı nedir sorusu ilk isim hangisidir anlamına gelir. İsimlerin ilki Vahid Ahad'dır. Bu isim Balabekke, Rama Hürmüz, Rahman, Rahim gibi bileşik tek isimdir. Konuşan bu ifadeyle iki ismi kastetmez. Vahid Ahad ilk isimdir. Çünkü isim delalet için konulur. Bu yönüyle isim zata delalet eden özel bir işarettir. Yoksa eşyaya verilen donuk yani camit isimler gibi zatın kendisiyle nitelendiği herhangi bir nispet yönünden zata işaret etmezler. Özel isim olmada Vahid Ahad'dan daha özeli yoktur. Çünkü o bu lafzın örtüşme yoluyla verildiği Allah için zati bir isimdir. Şöyle sorabilirsin. Allah ismi ilk olmak bakımından Vahid Ahad'dan öncedir. Çünkü Allah Vahid Ahad ile nitelenirken bu isim Allah adıyla nitelenmez. Şöyle deriz. Allah ismi delalet ettiği şey bakımından bütün içerdikleriyle birlikte alemi talep eder. Bu isim El-Melik ve Es-Sultan gibi bir isimdir. Bu bakımdan Allah ismi zatın değil mertebenin adıdır. Vahid Ahad ise kendisinden başkasına delaletin olmadığı bir isimdir. Bu nedenle Allah'ın ilk isim olması uygun değildir ve geride Vahid ismi kalır. Çünkü bu isimden sadece terkip olmaksızın kendisi anlaşılır. Şayet Hak şey diye isimlendirilseydi hiç kuşkusuz onu şey de isimlendirir ve bu durumda şey ilk isim olurdu. Fakat ilahi isimler içerisinde ya şey diye bir isim yoktur. Bu durumda Vahid'in gösterdiği ile böyle bir isim olsaydı şey arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü o da bileşiklik olmaksızın zata delildir. Bileşik olsaydı ne el Vahid ne de şey adı Allah'a gerçek anlamda verilemezdi. Onun benzeri olmadığı gibi sayesinde özel varlığıyla ayrışacağı benzeri de yoktur. O halde o zatında ve özü gereği Vahid Ahad'dır. Bununla beraber isimlerin nispetlerden ibaret olduğunu söyledik. Peki kendisinden talepte bulunacak bir eser yok iken bu ilk ismin nispeti nedir? Şöyle deriz. Bu ismi Allah için zorunlu kılan ilk nispet malumdur yani bilinendir. O da onun varlığının karşısında ayağını sabitenin bulunmasıdır. Ayağını sabitenin hakkın varlığından kazanılma yoluyla bir varlığı olabilir. Bu durumda onlar bu varlık ile nitelenirken hakkın mazhalları haline gelir. Öyleyse onlar özü gereği ayandır yani hakikatlerdir. Yoksa onlar
herhangi bir illet veya zorlayıcı nedeniyle ayanı sabit olmamıştır. Aynı şekilde hakkın varlığı da bir illete dayanmaz. Hak özü gereği vardır. Nasıl ki kayıtsız anlamda zenginlik Allah'a aitse, bu özü gereği zorunlu ve zengin olana kayıtsız anlamda yoksunluk da bu ayana aittir. Ayan bu konumda ise onların benzerleri olan ve olmayanlar vardır. Bunlar bir durumla ayrışan ve ortaklığın kendisinde gerçekleştiği ayrışmayan durumlara sahiptir. Ortaklık söz konusu olduğu için her ayana ahad vahid adı verilemez. Bu nedenle kayıtsız anlamda müstani zatı vahid ahad diye isimlendirildik. Çünkü ondan başka var olan yani mevcut yoktur. O kendiliğinde ve mazharlarında varlığın ta kendisidir. Bu bir eserden meydana gelmeyen bir nispettir. Çünkü mümkünlerin ayan oluşunda ya da onların imkan hallerinde onun bir etkisi yoktur. Tirmizi'nin isimlerin başlangıcı nedir sorusu, isimlerin bu ayandaki ilk etkileri nedir anlamına gelebilir. Bu durumda soru iki şeyin cevabını arar. Birincisi, her bir ayında isimlerin ilk etkisidir. Diğeri ise bütünde kayıtsız olarak isimlerin ilk etkisidir. Bunun anlamı şudur. Ayanı sabitede eserinin görünmesini isteyen ilk isim nedir? Bilmelisin ki bu isim bütün söz konusu olduğunda özel anlamda el-Vehhab'dır. Aynı şey tek tek ayınlarda geçerlidir ve arada bir fark yoktur. El-Vehhab yoksunlukları yönünden ayana ihsan etmenin meydana getirdiği isimdir. Onlara mazhar adı verildiğinde ki bu isimden yoksun idiler ve El-Gani'nin bu ayağını mazharları yapması da zorunlu değildi. Bu nispet yani mazharlık ile zahir arasındaki nispet El-Vehhab ismini talep etmiştir. Bu nedenle El-Gani Allah'ı herhangi bir şeyin illeti yapmaz. Çünkü malul illetini aradığı gibi illet de nedenlisini yani malulu arar. El-Gani ise taleple nitelenemez. Öyleyse onun illet olması mümkün değildir. Vehhab ise böyle değildir. Çünkü o bir ihsandır. Vehhab yani ihsan Allah için zati olsa bile bu durum onun her şeyden müstani oluşuna zarar vermez. El-Vehhab isminin ilk ihsan ettiği şey her bir aynaya, aynı sabiteye varlık demi vermektir. Varlık vermek aynın aynı olmanın gerektirmediği bir şeyle nitelendiğinde gerçekleşir. Öyleyse bu ismin varlık vermeye ilk başladığı ayn ise tenzihi talep eden isimlere en yakın ilişkisi olan ayndır. Bundan sonra ise teşbihi talep eden isimlerin otoritesi ortaya çıkar. Tenzihi talep eden isimler özü gereği zatı talep eden isimler iken teşbihi talep eden isimler ise ilah olması yönünden zatı talep eden isimlerdir. Tenzih isimleri El-Gani, El-Ehad ve Hakk'a özgü olabilecek isimlerdir. Teşbih isimleri ise Er-Rahim, El-Gafur ve kulun bir ayn olması yönüyle değil, mazhar olmak yönünden gerçek anlamda nitelenebileceği tüm isimlerdir. Kul, aynı yönünden bir isimle nitelenseydi, hiç kuşkusuz o da müstani olurdu. Halbuki kul için müstanilik söz konusu değildir. Bu ayan ki mazharlardır, böyle bir müstanilikle nitelenip El-Gani diye isimlendirildiklerinde. Bunun anlamı, Allah sayesinde diğer ayağına muhtaç kalmamaktır. Yoksa aynın özü gereği muhtaç olmayışı demek değildir. Tenzih isimlerinden her biri için durum böyledir. Öyleyse ayağını sabite, mazhar olmak yönünden bu isimlere sahiptir. İsimlendirilen kendisine zuhur edenin dili ise ki bu onun ilah olmasıdır. İsimlendirilen müstanilik özelliğiyle isimlendirildiğinde mazharın dili yönünden zata en yakın şey bu olur. Bu durumda mazharda müstanilik ismi bulunsa bile yoksunluk adını yitirmez. Mazharda zuhur edenin müstanilik özelliğiyle isimlendirilmesi ise onun adına geçerlidir. Çünkü o cömertlik ve ihsanı verir. O nimetlenilsin diye nimet veren El-Vehhab'dır. Bazen de ibadet edilsin diye verir. Bu verme tenzih ihsanı değil bedel ihsanıdır. Dolayısıyla onda bir talep vardır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Burada yaratmanın verilmesi, talebin verilmesidir. Hibe ve ihsanın verilmesi değildir. Vehbi olan ise nimetlendirme amacı taşır. Yoksa o şükür veya bedel karşılığında verilmez. Dilediğine dişi, dilediğine erkek verir.
bir kısmını erkek dişi verir. Kastedilen hünsadır. Allah bu konuda kendisini Alim ve Kadir diye isimlendirdi ki bu kendisine dönen bir niteliktir. Onlardan bu konuda bir bedel istemedi. Halbuki insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım ayetinde bedel istedi. Öyleyse Allah için insan ve cinlerin yaratılış konumu onların kendileri için olan konumlarıyla bir değildir. Onların kendileri için yaratılışları tenzih isimlerinden kaynaklanırken Allah için yaratılışları teşbih isimlerinden kaynaklanır. Bu kadarı maksadı anlatmaya kafidir.